Şimdi arkadaşlar, Golb'u anlamak için biraz daha eski videolara da göz atmamız gerekmekte. Çünkü yapısı gereği oldukça karmaşık ve bilinmeyen bir varlık olarak karşımıza çıkmakta. Sizlere bunu daha iyi anlatabilmek için sizlerden ricam, macera zamanı Leech'in gerçek hikayesi ve macera zamanı asıl hikayesi son bölümünü izlemeniz gerekmektedir. Çünkü bu videolarda da birçok bağlantı kurulduğu için ve anlamanız adına şart bir sırası mevcut. Eğer tüm macera zamanı asıl hikayesi ve bilinmeyenlerini merak ediyorsanız da oynatma listesini de izleyebilirsiniz. Eğer bu videoya 1300 beğeni gelirse Beemoo'nun yaratıcısı olan dünyadaki son insanın macera zamanına etkisi, Ateş Krallığı ve Mars gezegeni hakkındaki projelerini sizlere aktaracağım. Bunlar çizgi dizide gösterilip ama anlaşılmayan olayları içerdiği için öyle kolay bulunmamakta. Bu yüzden videoya başlamadan önce ülkelerin ve birçok konuda belgesel tadında videolar yaptığım Bilinmeyen Dünya adlı YouTube kanalıma bakabilir, tarihi ve mitolojik videolar yaptığım Geçmişin Sırları adlı YouTube kanalıma bakabilir, Twitch kanalım olan Masalcı Dede'nin diyarı üzerinden yapmış olduğumuz canlı yayınlara katılarak hem bizlerle eğlenebilir hem de bana destek olabilirsin. Aynı zamanda sizlerle sohbet ve teoriler konuştuğum Masalcı Dede'nin diyarı Discord sunucuma gelerek sen de bu atmosferi soluyabilirsin. Bu arada bana maddi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve Golb'un Asıl Hikayesi adlı videoma hoş geldiniz. Şimdi sizlere biraz Golb hakkında bilgi vermem gerek. İlk olarak 5. sezon 16. bölümün sonunda kısaca bizlere görülür. Yaşlı fil yastık dünyasında öldükten ve kendi gerçekliğine geri döndürüldükten sonra Golb'un dilinden sıçrar. Burada aslında bizlere aktarılmak istenen bir durum vardır. Gözden kaçıranlar için anlatmakta fayda var. Finn, macera zamanında reenkarne olan tek varlıktır. Bunu sağlayan ise önceki bölümlerde anlattığım katalizör kuyruklu yıldızın ta kendisidir. Bu sahnede Golb, Araf ve yaşam arasından geçen Finn'e sadece bakar. Ona dokunmaz. Bunun nedeni ise sizlere birazdan söyleyeceğim olaylardan dolayıdır. Golb'u daha sonraları Unuttunuz bölümü olan 6. sezon 38. bölümde bahsederler. Sihirli adamın zihnindeyken Betty, onun ve Grodd'un geçmişte bilinmeyen bir tarihte Golb ile savaştığı bir anıya tanık olur. Golb'un bir noktada Mars'a saldırdığı ve sihirli adamın karısı Mergils'i aldığı ortaya çıkar ve bu sebeple de sihirli adam aradan geçen yüzlerce yıl boyunca karısını getirmek için uğraşır. Ancak bunu bir türlü başaramaz. Leech, yani 9. sezon 13. bölümde fısıltılarda şöyle bir cümle kurulur. Leech, Golb'un son bilgini olarak adlandırır kendini. Bu sözü aklınızda tutun çünkü birazdan sizlere anlatacağım teoriye büyük katkısı var. Mars tapınağı olan 10. sezon 11. bölümde Betty ise sihirli adama Simon'ı buz tacından, Mergils'i ise Golb'tan nasıl geri alabileceği hakkında konuşma yapar. Final bölümünde ise gerçek anlamda Golb'u görürüz. Betty, Maja ve normal adam Golb'u O'ya çağırır ve büyük bir yıkıma yol açar. Onu gördükten sonra buz kralı Simon olarak Golb'u araştırdığı geçmişte belirsiz bir tarihe flashback yapar. Geri dönüşte Simon, Golb için kaosu somutlaştıran gizemli bir varlık olarak tanımlar ve varlığının kaosun gizlendiği her yarıkta hissedildiğini belirtir. Golb geldiğinde Finn, Betty'yi ve Simon'ı kurtarır. Simon ve Finn onları sindirmeden önce Golb'tan kaçmayı başarır ancak Betty, Golb'u dünyalarından uzaklaştırmak için buz tacını kullanmaya çalışmak için geride kalır. Golb'u yok etme isteği ise maalesef ki başarısızlıkla sonuçlanır. Çünkü Golb tacın gücünden bile daha güçlüdür. Ancak daha sonra Simon'ı güvende tutma gücü başarılı olur ve Golb ile tek bir varlık halinde birleşmesine izin verir. Yeni yaratılan Betty Golb, buz kralını geride bırakarak O'dan
çıkar. Tüm bu olaylar silsilesi aslında belirli sebeplere dayanan olay örgüsüne işaret eder. Mesela Gulp, Mergels'ı aldıktan sonra sihirli adam Prismo'nun zaman odasına gider ve geri dönmesini diler. Ancak Prismo onu başarılı bir şekilde geri getiremez. Gulp'un güçleri onu çoklu evrendeki en güçlü varlıklardan biri olmasa da en güçlü varlıklardan biri yapar. Bunun nedeni kaosun efendisi olmasıdır. Yani entropinin. Son bölüm olan yani final bölümünde Gulp'un yediği şeyleri orijinal formlarına geri döndürerek sindirdiğini bizlere göstermişlerdi. Bu yüzden Betty taç ile bir dilek tutabilmişti. Gulp ayrıca ağzındaki tehlikeli bir gaz salgıladığı ve bu da varlıkların uyumsuzlukla aşılanmış yaratıklar haline gelmesine neden olduğu gösterilmişti. Şimdi Gulp anlaşmazlık ve kaosun vücut bulmuş hali olduğundan nihai zayıflığı da uyum ve barıştır. Düzen onun için ölümcül olmasa da yaralayıcı etkisi vardır. Bu yüzden son bölümde Gulp macera zamanı şarkısını söyleyen karakterler tarafından zayıflatılmıştı. Bu durumda Gulp'un yaratmış olduğu yaratıkları durdurur ve Finn ve Simon'ı sindirmeden kaçmasına izin vermişti. Bu şarkı da Gulp'ta büyük bir delik açmıştı. Şimdi bu kısımdan sonrası biraz teori, biraz da gerçeğe karışık şeklinde hareket ederek sizlere aktarmak istiyorum. Gulp çizgi dizideki en güçlü evrensel tanrı olup olmadığı ya da alternatif bir boyuta sürgün edilen Mars'ın eski hükümdarı olup olmadığı konusunda bazı tartışmalar var. Ancak Gulp'un kökeni veya sınıflandırması ne olursa olsun hangi işleve hizmet ettiğine ve güçlerinin ne olduğuna dair bizlere bu bölümlerde biraz bilgiler vermiştir ve ben de bunlara istinaden teoriler geliştirdim. Öncelikle tanrısal bir figür olması gerekip gerekmediğine bakılmaksızın kozmosun işleyişinde açıkça özel bir role sahiptir. Demek istediğim Finn'in yastık bölümü olan 5. sezon 16 bölümdeki ölüm sahnesinden sonra gittiği yer orası. Boşluk yani. Hiçbir şey yok ama ölümden yaşama giden bir yerin arasında. Yastık bölümü hakkında ölümün Finn'in deneyimine hiç karışmadığına dikkat edin arkadaşlar. Yaşlı Finn'i karşılayan sadece Gulp'tu. Bu Finn'in hiçbir zaman gerçekten ölmediği, ancak 14 yaşındaki O formuna geri getirildiği ve yastık boyutu anılarının çoğunun silindiği anlamına gelir. Benim demek istediğimi anlayan vardır umarım, çünkü Gulp aslında ölümün gözetmeni değildir. Çünkü ölümün zaten böyle bir işi vardır. İnsanların ne zaman reenkarne olduklarını denetleyen aslında Gulp'tur. Abraham Lincoln, Mars'ın ölümsüz bir hükümdarı olarak formunu Gulp'tan almış olması ve bu yüzden de Gulp'un görüntüsünde Mars tapınağı inşa etmeleri mümkündür. Eğer öyleyse Gulp ve ölümün birbiriyle bir bağlantısı olabilir. Çünkü ölüm, Lincoln'un ölümsüzlüğünü ortadan kaldırma yetkisine sahip olan tek insandır. Gulp'un işi çok önemli ve çok güçlü. Çünkü Gulp bir insanın ruhunu ele geçirdiğinde Prismo bile Gulp'un gücüyle mücadele edemez. Sebep ne olursa olsun Prismo'nun yapabileceği tek şey Gulp'a dahil olan bir ruh istenildiğinde sadece bir basketbol potasını geri getirmektir. Bu tabii ki de bir teori değil, gerçeğin ta kendisi arkadaşlar. Yok olmuş bir şey geri getirilemez. Buna bizler bilimsel açıdan kaosa uğramış bir enerji tekrar eski haline getirilemez, yani düzene giremez diyoruz. Leech ile nasıl bir ilişki kurduğuna gelince iki şey mümkündür. Birincisi Leech'in Gulp'a Gulp'un son bilgini olarak hizmet etmesidir. Bir diğeri Gulp'un başka bir boyuta sürgün edilen ve kült bir figür olarak ibadet edilen bir tür eski bir ruh olmasıdır. Çünkü kitaplarda, hatta dünyadaki kitaplarda bize Simon'ın anlattığı Gulp budur. Bu kültler de Gulp'un bilginleri olabilir ve kendisini evrendeki son varlık olarak gören Leech kendisini son bilgin olarak görür. Leech'in Gulp'a bir şekilde hizmet edip etmediğine bakılmaksızın varlıklarının bir şekilde ilişkili olması muhtemel olduğunu düşünüyorum. Yani Leech ile Gulp ilişkilidir. Leech evrenin nihai kökenini biliyor. Bu yüzden hem Leech hem de Gulp evren kadar eski olabilir.
Eğer Golp Kaos'un bekçisi ise neden fiyine dokunmalı sorusu benim aklımda aslında bir ara canlanmıştı. Bunun cevabı olarak da çünkü Golp'tan bile güçlü olan katalizör kuyruklu yıldızı sayesindeydi. Finn önceki hayatında bir kelebekti ve birçok hayat yaşadı. Aslında Finn düzensiz bir varlık. Çünkü ne olursa olsun entropi kaos demektir ve bir enerji sadece cisim değiştirir. Yok olmaz. Ancak Finn her bir hayatta var oldu ve var olmaya da devam edecek. Reenkarnı olan tek canlı Finn. Diğer canlılar düzenli olarak doğuyor, büyüyor ve ölüyorlar. Golp eninde sonunda yine de dünyaya geri gelecekti. Çünkü Finn düzenin içindeki kaostu. Aslında bakıldığında Finn bu denklemdeki kusurlu halkalardan sadece biri. Golp ise işlerin sırasıyla sürmesini sağlayan bir denklemden biri. Tıpkı ölüm gibi. Tüm bunlar ışığında bu bilgileri bir araya topladığımızda tam olarak Golp hakkında net bir tarihi köken ve bilgi bulunmamakta arkadaşlar. Sadece evren ile var olduğunu ve kaosun temsilcisi olduğunu biliyoruz. Eğer bir kaosun efendisi varsa düzenin de efendisi yok mudur sizce? Bunu biraz düşünmek lazım. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.